Herkese merhaba. Bugün Soya'yı geziyoruz. Burası Temmuz ayında biçtiğimiz buğdayın altı. Soya yaptık buraya. Normalde soya ilk ekim soya gibi olmuş. Yani iyi. Şöyle baktığımız zaman alttan beri geliyor. Ve şurada böcek zararlısının yaptığı zararı görüyoruz. Yapraklarda delikler var. Biz buraya iki defa ilaç attık drone ile. Yani şu anda boyuna, benim boyum 1.85, aşağı yukarı 1.5 metre boyu var. Dipten başlıyor soyanın verimi. Şöyle baktığınızda şöyle dipten başlıyor. Böyle yukarı doğru gidiyor. Tam içini doldurmuş mu bakalım. Şey, dolmaya başlamış. Şimdi bu saracak. Bu sene çok yağmur gitti. Normalde bu ikinci ürün bu kadar fazla yüksek olmaz. Ve bu kadar ot olmaz. Hiç ot olmaz. Sanki ot ekmişiz gibi. Yağmurlu gitti. Yağmur hem soyaya hem ota yaradı. Çapasını da yaptık. Her şeyini yaptık ama küçük bir yer. Burası 10 dönüm. Ot bilmiyorum, el otur yapılır ama bu daha bu saatten sonra bir şey de olmaz. Bu kadar yani. Buğday altına bir soya yapıyorum. Soyadan geçen sene 10 bin liraya verdim, işte 10 liraydı kilosu. Bu sene ne olur bilmiyorum. Hep geçen seneyi aratıyor diğer seneler. Mısır çok kötü. Bunun altına mısır yapsam mısır kurtarmıyor. Ama soya şu anlık iyi. İşte zararlılarla bu sene çok mücadele ettik. Burada fındığımız var. Fındıkta da kokarca zararlısıyla mücadele ediyoruz. Bu aşağı yukarı soyaya gelecek olursak, soya sararmaya başlayacak. Bu yapraklar sapsarı olacak, buğday gibi. Muhtemelen Kasım ayı sonlarına doğru, Kasım ayında falan biçilecek. Bakalım ne verecek. Burası 10 dönüm yer. Geçen sene 2000-2200 kilo falan verdi. Yani dönümü 200 kilo, 220 kilo falan verdi. Geçen sene, ondan önceki sene de aşağı yukarı böyleydi. Muhtemelen şimdi de 200-220-250 kilo arasında verir. Fiyat iyi giderse Allah bereket versin. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ot para ise otu bile satarız. Baksana, o para ise bu kadar boylu olmaz zaten. Herkese selamlar.